Herkese mis gibi güzel bir köy havasından merhaba. Arkadaşlar, geçen hafta yolumuzu yapmıştık. Kırıcıyla direklerini yerine açmıştık. Bu hafta şöyle direklerimizi diktik, betonlarını döktük. Çok güzel oldu. Biraz bunları size göstereceğim. Maliyetini de size söyleyeceğim. Bunları tabii kendimiz yaptık. İşçi falan tutmadık. Yani amca çocuklarıyla yaptık. Çok yorulduk. Ben şimdi gidip üstümü değiştirdim. Duş aldım, öyle geldim. Çok yorulduk akşama kadar. Bitirdik tabii. Saat 10-11 gibiydi başladık harcını. Ondan sonra betonunu, taşlarını falan topladık. Her şeyini hazırladık. Ondan sonra başladık. Bir görelim bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar, bu arada size sormak istediğim bir şey var. Şu direklerin dibinden, yani tam şu hizadan şöyle ağaç ekmek istiyorum. Ne ağaç ekeyim? Bana fikir verirseniz çok güzel olur. Yani peyzaj bitkisi mi dikeyim, meyve ağacı mı dikeyim, diplere daha güzel olur. Ya da bir çam türü mü ekeyim? Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu konuda yardıma ihtiyacım var. Meyve ağaçlarını da arka bölüme ekeceğiz. Arka bölümde de ekeceğimiz zaman size yine soracağım hangi meyveleri ekelim. Bu arada burası kırsal kesim. Kırsal bir alan. Bazen geceleri don olabiliyor. Ona göre bir ağaç seçimi yaparsanız bana çok sevinirim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, şöyle bakın nasıl dikmişiz. İpimizi çektik, terazisi falan. Güzel olmuş mu? Bence çok güzel oldu. Çok da sağlam oldu. Şöyle betonunu göstereyim size. Burası genel hep kayalık da var. Siyah kum kullandık. Çakıl kum artı çimento. Harcımızı yaptık. Harcın yapma yöntemi çok iyiydi. Çok güzeldi. Ben böyle bir şey görmemiştim. Kuzenim söyledi. Bu da geçen hafta patlattığımız borunun yeri. Borumuzu onardık. Kapattık da üstünü. Tabii kaç gün açık bıraktık. Kaçak falan var mı diye. Ezan da okundu. Şöyle betonlarımızı döktük tek tek. Direklerimizi önce hizaladık. Taşları döktük arasına. Ondan sonra harcımızı yaptık. Harcın yapma işlemini size söyleyeyim. Çok kolay oldu. Size de tavsiye ederim. Böyle bir şey görmemiştim daha önce. Şimdi yaptık biz bunu. Şimdi önce kumumuzu bir traktörün kasasına, metal kasasına döktük kumumuzu. Ondan sonra çimentoları üstüne döktük. Daha sonra bunu karıştırdık ve düzledik içine. Tamamen böyle bir tasfiye ettik. Tasfiye ettikten sonra, bu arada bu alanımızı da gezmiş oluyoruz. Bakın alanımız ne kadar büyük. Görmüş oluyorsunuz. 58 tane direk almıştım. Hepsini diktik. Kaç tane fazla kaldı tabii. Yani dikeceklerimizi diktik. Şöyle şunlar köşeler, biraz destekleri de sonradan koyacağız. Harcımızı nasıl yapıyorduk? Nerede kalmıştık? Kumumuzu çimentoyla karıştırdıktan sonra kasanın içine düzledik. Düzledikten sonra böyle tamamen düzledik. Düzledikten sonra hortumu bıraktık üstüne. Saat 11-12 gibiydi. Hortumu bıraktık üstüne. Bir saat falan işte su gitti üstüne. Su tam üstüne göl oldu. Göl olduktan sonra suyu kestik, bıraktık öyle. Tabi ufak tefek damlamalar falan, sular sızıyor ama çimentosu sızmıyor hiçbir şekilde. Sadece suyu aradan sızıyor. Ve beklettik öyle. Direklerimizi tamamen diktikten sonra, aralarına taşlarını döktükten sonra sağlamlaşması için, bakın şöyle her tarafına taş döşedik. Bu arada buraları da düzelteceğiz. Bir kepçe bekliyoruz. Bu taşlar da yine çıkacak buradan. Taşlarımızı dizdikten sonra, arasına sıkıştırdıktan sonra ne yaptık? Tek tek. O harcı hiç karmanıza bile gerek yok. Harcı hiç karmanıza bile gerek yok. Bakın evin bu tarafı. Harcı karmanıza bile gerek yok. Sadece kürekle alıp buraya döküyorsunuz. Ve beton gibi olmuş diyorlar ya. Hakikaten gerçek bir beton oldu. Ben çok beğendim. Çok da kolay oldu. Gerçekten beklemiyordum böyle bir şey olmasını.
Güzeldi yani. Bu arada alanımızı görelim bir. Burası da evimizin diğer tarafı. Geçen hafta o arızalardan dolayı gösterememiştim. Şöyle şu tarafa bakalım. Burada da büyümüş ağaçlarımız var bu arada. Dut ağaçları ve çeşit çeşit dutlar. Çok da güzel. Şöyle. Şurada bir tane de, ne diyeyim bunun ismini, ben de bilmiyorum. Kürtçe ismi neydi onu da bilmiyorum. Şu içinde eskiden buğday falan dövüyorlardı, bunun içinde firik yapıyorlardı. Burada ağaçlarımız var bu arada, bakın bayağı büyümüş, güzel. Burada da büyük bir taş vardı, bu taşları falan da temizleyeceğim buradan. Büyük bir kaya vardı burada, bunu da kırdık kırıcıyla. Bunu da kaldıracağız buradan, temizleyeceğiz. Şöyle buradan döneyim gideyim. Bakalım, alanımızı da görmüş oluyoruz bu arada. Nasıl, güzel mi? Mis gibi bir hava var ya. Ben böyle köy havasını seviyorum, bayılıyorum. Yani vazgeçemiyorum köyden. Umarım herkese nasip olur. Bu arada bu işin normalde maliyeti, şöyle nasıl dizmişiz, kalem gibi ya, çok güzel oldu. Bu işin maliyeti normalde bunu dikme işlemine sadece işçilik olarak ne kadar alıyorlar? 1500-2000 lira arası. 1500-2000 lira arası alıyorlar. Biz 4 amca çocuğu, bir dayım oğlu, 2 tane de amcam oğluyla birlikte yaptık. Yani kendimiz yaptık, herhangi bir para vermedik. Bakın bu da kapı bölümümüz. Kapı bölümünde direkleri çift kaldırdık. Bunlara tabii yanlara destek de gelecek. Hem köşelere, şu en köşelere, hem de bunlara birer destek bırakacağız. Kapımızı da 6 metreye yakın bıraktık. 5,5 metre falan ortalama. Bunları çift yaptık ki güzel olsun, sağlam olsun. Hem görüntü de güzel oldu. Kapı olduğu da belli oldu en azından. Şöyle şu tarafa doğru devam edelim. Yani şöyle söyleyeyim size. 1500-2000 liralık bir masraftan kurtulduk. Burada yolumuz da güzel oldu. Bayağı bir genişledi. Şuraları da dolduracağım. Burası da aşağıya kadar. Yani şu alt tarafta amca çocuklarının evi var. Oraya kadar bana ait. Belki ileriki zamanlarda bu kayaları buradan temizlerim. Temizledikten sonra oraya da ayrı bir tel çekerim. Bu yol yine kalsın arada. Dedemin evine gelen yol, ya da burayı iptal edip, yolu iptal edip aşağıdan bir yerden yolu veririm. O zamanki artık duruma göre bakacağız. Bugün size bilgi vermek istedim. Güzel bir gündü. Yorucuydu ama güzeldi. Her şey çok güzel geçti. Arkadaşlar direklerimizin dikimini gösterdik. Alanımızı da göstermiş olduk. Buradan Yüksel abiye, Abdullah abiye, amcam oğulları, bir de dayım oğlu Mehmet Salih'e çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı bana çok yardımcı oldular. Hatta yani ben yardım ettim, onlar yaptılar işi. Çok güzel bir teknikle yaptık. Bedavaya mal ettik diyebilirim işçiliğini. Çok da güzel bir iş çıkardık. Yani çalışanlar, bu işi yapanlar bu kadar güzel yapmıyorlardı. Yani ben görmedim. Şimdi diğerlerini de yapmışlardı. Baktık böyle kalem gibi çeken yoktu yani. Böyle arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere.